7 Ağustos 2023 Pazartesi Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Ayrıca her koşu öncesi idman görüntülerini de yayımlayacağız. İdman görüntülerinden yorumlarımızda da bahsedeceğiz. Bu şekilde şans verdiğimiz atları daha iyi anlatabileceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda yarış içi şartlar 1 numaralı Dumanoğlu'nu gösteriyor. Ağır kiloya rağmen liderliği alarak yarışırsa oldukça iddialı olacaktır. Biz Eray Çizik idaresinde kazanabileceğini düşünüyoruz. Net favorimizdir. İdman pistinde 4 numaralı Acarı'yı çok beğendik. Güçlü ekürisi de kendisinde çok şanslı olabilir. Eküri'leri mutlaka yazalım. 5 numaralı Onar Bey grubun en kaliteli isimlerinden biridir. 4 aylık bir arası olsa da hazırlıklarını beğendik ve bu koşu için yeterli gördük. Eğer öne erken gelir ve ilk 2'de yarışı sürdürürse, bizce kazanma şansı çok fazla artar. Kuponların olmazsa olmazıdır. Bu koşuyu 3 at ile geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız, 1, 4, 5 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda sizlere net bir banko önereceğiz. Özellikle koşmuş olduğu yarışlardaki görüntüsü ile herkesi kendisine hayran bırakan 4 numaralı Rosso e Bianco, koştukça daha iyi yerlere gideceğini kanıtladı. Hayatının ilk yarışında grubun gerisinde bekleme yapan Butay, düzlükte binicisi hadi dediğinde yürümüş ve çok hızlı bir şekilde ara kapatarak kolay kazanmıştır. 1.12 içerisinde 1200'ü tamamlayan bu tay, eğer isterse ve rakibe göre koşarsa, bu dereceyi 1.11, hatta 1.10 civarına indirebilir. Bu da bize, son dönemde kısa vade ve açık yarışları kazanan Lament of Victory ayarında bir tay olduğunu gösterir. Yani Lament of Victory bu grupta olsaydı %80 AGF çıkardı. Rosso e Bianco o kadar çıkmayacak ama bizim gözümüzde kazanma şansı çok fazladır. Diğer atları detaylı olarak yorumlamaya gerek yoktur. Bu tayın eksik koşması durumunda kendilerine şans bulacaklardır. 4 numaralı Rosso e Bianco, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. İki numaralı Baba Selim ve Ekürisi, grubun en güçlü isimleridir. Bunlardan Baba Selim, başarılı yarışları ile dikkat çekiyor. Nevzat Avcı idaresinde 4'te 2 yapan Safkan, uygun grupta yarışacak. Tempo ağır olacağı için gerilerde beklemesinin yanlış olacağını düşünüyoruz. Eğer önlere yakın giderse kazanma şansı artar. Bizce tek rakibi, 3 numaralı Evri Tingal olacaktır. Bu Safkan form tuttuğunda ve yarışa kendini verdiğinde mutlaka kazanır da oluyor. Bugün de o günlerden biri olabilir. Özellikle yarışın temposu tam olarak bu safkanın işine yarayacaktır. Ayrıca idman görüntüsünü de dikkatle izlerseniz çok iyi olduğunu fark edebilirsiniz. Normalde liderliği alan bir isim değil. Fakat iyi çıkarsa bu yoklukta liderliği alarak yarışabilir. Bizce tempolardan dolayı bu safkanın da kazanma şansı çok yüksektir. Kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. İki atı bu koşu için yeterli gördük. 2 ve 3 sıralaması ile bu koşuyu da geçelim. 4. koşu İkinci altılı Ganya'nın başlangıcı olan bu koşuda, uzun arası olan 7 numaralı Crazy Amazon'a ilk şansı vereceğiz. Yetersiz sayıda işi olmasına rağmen, son işindeki görüntüsünü çok beğendik. Kısa işinde çok formda ve sağlıklı gözüktü. Daha önce bu kadar uzun bir ara vermeyen Crazy Amazon, buna rağmen bizce etkili bir dinçlik yarışı yapabilir. Sadece bir kez 50 günlük bir aradan sonra koşup kolay kazandığı bir yarış var. Bugün yetersiz işlerinden dolayı banko yazmıyoruz fakat bu grupta çok tuttuğumuzu belirtelim. Net favorimizdir. Bizce ilk rakibi yine aradan sonra bu yarışa katılacak olan 6 numaralı Babyface olacaktır. Bu safkan kısa mesafeli çim pist yarışlarını çok etkili koşuyor. Özellikle bugün lehine gidişatta yarışacağı için çok şanslıdır. İyi çıkıp liderliği alırsa bu mesafede yakalanmayabilir. Kesinlikle yazalım. Son olarak bir numaralı Stark'ı yazmak istiyoruz. Bu safkan ağır kilosuna rağmen yarış içi avantajlara sahip. Baby Face aradan etkilenip eksik koşarsa onu ilk geçecek olan isim Stark'tır. Kiloya rağmen yazmalıyız. Açıkçası biraz riskli olsa da ilk ayağı 3 at ile geçmeye karar verdik. Şablon fiyatlarımızı sabit tutmak için çok fazla at yazamıyoruz. Eğer bu koşuda varsa tuttuğunuz atlar ekleyebilirsiniz. Biz de yarış günü gelecek son dakika duyumlarına göre ekleme yapabiliriz. Bu arada yarış günü duyumları ve tüm şablonlarımızı WhatsApp hattımızdan abonelik alanlara paylaştığımızı belirtelim. Her gün yayımladığımız videolar sonrası bir de WhatsApp hattımıza şablon hazırlıyoruz. Güncel bilgileri yazıp gönderiyoruz. 05428321444 numaralı WhatsApp hattımızdan detaylı bilgi isteyebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 6 1 şeklindedir. 5. koşu Bu koşunun idman pisti görüntülerinde iki ismi çok beğendik. 3 numaralı Chestnut kendi bir süredir takip ettiğimiz bir isim. Özellikle son işini dikkatle tekrar izlemenizi önereceğiz. Yere sağlam basan çok istekli bir görüntüsü vardı. Videoyu biraz geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Chestnut kendi bu görüntüsünü yarışa taşırsa bizce kazanabilir. Net favorimiz olduğunu belirtelim. İdman pistinde diğer beğendiğimiz isim 14 numaralı Optimal Racer'dır. Ankara iç pistteki işinde mükemmel bir görüntü sergiledi. Bu safkanın son işini ve daha önce Adana'da sergilediği idman görüntülerini karşılaştırırsanız ne kadar farklılaştığını görebilirsiniz. Optimal Racer ilk yarışında 10 boy startta kaldı. Bu yarışını kesinlikle ölçü almayın. Bugün Bursa'da çok daha iyi koşup bombayı patlatabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olsun. Buradaki bir diğer takip atımız 6 numaralı İsen Bugadır. Bu safkanın da kazanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Uygun grupta ve lehine şartlarda iyi koşar. 16 numaralı Queen of Rap bugün kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Son üçüncülüğü çok başarılıydı. Bugün yarış içi gidişat avantajına sahip olacak. Çünkü yarışta süratli hiçbir isim yok. Bizce iyi çıkıp liderliği erken alırsa, fotoya kadar önde gidebilir. Kesinlikle kuponlarınıza yazın. 9 numaralı Daisy Cove ve 13 numaralı Nagasaki ise bu şartlarda sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Çimde istikrarlı koşan bu atları sağlam kuponlara ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 14 6 16 9 13 şeklindedir. 6. koşu Bu koşuda liderliği 2 numaralı Bilirhan alacaktır. Süratli bir rakibi yoktur. Pıtır onu yakın takip edebilir. Şintay da bu aralar bekleme yaparak iyi koşuyor. Dolayısıyla Bilirhan'ın önde boş kalacağını söyleyebiliriz. Bilirhan, Bursa'daki 1400 metrelik çim pist yarışında buradaki rakiplerinden Berk Timur ve Pıtır'a geçilerek dördüncü olabilmişti. Ancak o gün yarışa tempo katacak isimler mevcuttu. Start verildikten sonra Halim Ali liderliği almak istemişti. Bilirhan daha süratli bir isim olduğu için onu bastırdı ve liderliği aldı. Hemen arkasına da yollar az yerleşti ve onu biraz daha süratli bir tempoya zorladı. Bilirhan kendinden süratli bir isim olduğu için, binici teşviğine ihtiyaç duymadan liderliği alabiliyor. Bu yarışın ağır tempoda geçtiğini göstermez. Yani o gün yarış giderek süratlenmişti. Bunun neticesinde Berktimur kazandı Pıtır ikinci oldu ve yakın ara Bilirhan dördüncü olabildi. Bugün şartlar bilirhan lehine olacak. Çünkü şintay ve pıtır dışında önlere erken gelebilecek başka isim yok. Pıtır da ağır tempo istiyor. Şintay ise önlerde bekleme yaparak daha başarılı olduğu için liderliği almıyor. Bilirhan ağır tempoda bu rakiplere bizce geçit vermez. Biraz riskli olsa da, bursa vali koşusunda 2 numaralı bilirhanı sizlere banko öneriyoruz. 7. koşu bizim bu koşudaki favorimiz, 7 numaralı Lorasis olacaktır. Aslında bu safkanı banko önerecektik fakat, stili güçlü ve formda rakipleri varken riske giremedik. İdman pistinde mükemmel görünen Lorasis, bugün ilk kez Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Normal şartlarda hafif süratli rakiplerinden etkilenmeyen bir isim. Liderliği alsa da yarışı iki götürse de mutlaka etkili oluyor. Fakat bugün bir numaralı Amiral Hold ve 2 numaralı Keep Your Distance gibi süratli isimlerle ilk kez aynı koşuda start alacak. Özcan eğer Amiral Hold'a liderliği verir ve yakın takip yaparak ikincilikte yarışı sürdürürse, kazanma şansı çok artar. Ama Keep Your Distance ve hatta Karakraliçe gibi daha hafif süratli atların öne yapacağı baskıyı da düşünmek lazım. Olası bir süratli tempoda işler karışacaktır. Önlere yakın gidebilen Vedat'lı 2 numaralı Keep Your Distance, bugün etkili bir yarış sergileyebilir. Amiral Hold'un varlığı Lorasus'u biraz yoracaktır. Düzlükte de bu iki rakibini atlayıp birinciliğe uzanabilir. Kuponlarda olsun. Yarış sürate binerse 3 numaralı Basbalya mutlaka etkili gelecektir. Onur Yıldız idaresinde kesinlikle yazılmalıdır. 4 numaralı Skipper Girl ise iyi form durumuna istinaden sigorta amaçlı yazacağımız bir isimdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 7 2 3 4 şeklindedir. 8. koşu Bu koşunun idman görüntülerinde en çok beğendiğimiz isim, bir numaralı Airfield'dir. Safkan sabahın çok erken saatlerinde idman yaptığı için, karanlıkta görüntüsü çok belli olmuyor. Fakat bu görüntüyü açarak detaylı olarak inceledik. Airfield'in çok rahat bir şekilde bu işi yaptığını gördük. Airfield genellikle iyi işler sergileyen bir isim. Buna bağlı olarak da hep istikrarlı koşuyor ve üst sıralarda adını duyuruyor. Bugün lehine şartlarda yarışacak. Apranti bindirilerek kilo indirimine gidilmiş. Hafif süratli başlayabilecek olan bu yarışta orta sıralarda kendine yer bulacaktır. Etkili düzlük sprinti ile mutlaka üst sıralarda yine yer bulacağını düşünüyoruz. 12 numaralı Nintendo ve 7 numaralı Lala Beni hakkında son yarışlarında iyi yorumlar yapmıştık. Bu iki atın yakın zamanda sürpriz yapabileceğini belirtmiştik. Bugün aynı koşuya kayıtlı bu iki ismi de kuponlarımıza yazalım özellikle Nintendo'nun liderliği alması ve biraz rahat kalması durumunda bitirebileceğini düşünüyoruz. Eğer bu koşuda Master Runner gibi seri bir isim olmasaydı, Nintendo'yu favori bile önerebilirdik. Bunu da belirtelim. 5 numaralı Master Runner mutlaka kuponlarda olması gereken bir isim. Nintendo ile inatlaşmadan önde rahat tempoda giderse, hem kendi hem de Nintendo şanslı olur. Kuponlarınız da olsun. Son olarak bir diğer takip atımız 8 numaralı Mikay'ı yazalım. Bu safkanı uzun çimde de denediler fakat başarısız oldu. Bugün bizce sevdiği şartlarda mükemmel form durumunun hakkını verecektir. Aprantis'i iyi idare ederse adını duyurmasını bekliyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 12 7 5 8 şeklindedir. 9. koşu Bu koşuda önceliği idman pistinde beğendiğimiz isme verelim. İdman görüntülerinde en çok beğendiğimiz isim, 14 numaralı İpek Yeledir. Bir at her zaman iyi işler sergiliyor olabilir. Her iyi iş yapan at için, yarışta mutlaka çok koşar diyemeyiz. Böyle atların geçmiş galoplarını da incelemek gerekir. İpek Yeli aradan sonra iki yarış gördü. Gördüğü yarışlar sonrası sergilediği bu işinde daha sağlıklı olduğunu ve çok daha iyi duruma geldiğini gördük. Yani geçen sezonki iyi yarışlar yaptığı form durumuna ulaşmış. Çimde ve uzun mesafede, özellikle ağır tempolu bir yarışta işi zor olabilir. Fakat biz bugün kuponlarda bulunduralım. Ancak kesinlikle bu atı takibe almanızı önereceğiz. Lehine şartları yakaladığında mutlaka etkili koşacaktır. İlk rakip 11 numaralı As Kleopatra olacaktır. Bu safkan ayağına seri bir isim Süratli bir rakibi olmadığı için öne erken gelecek ve muhtemelen liderliği de alacaktır. Israrla liderliği isteyecek ve farklı taktikle koşacak bir isim çıkmazsa, az Kleopatra bu koşuyu çıktığı gibi bitirerek kazanabilir. İkinci sıradan yazalım. 16 numaralı Rain Melo D'ye, çok sevdiği bir gidişatta yarışacak. Önlere yakın giden bir at olduğu için, etkili düzlük sprintini gerçekleştirebilecektir son yarışında benzer şekilde yarışmış ve son metrelerde dışındaki rakibine teslim olmuştu. Bugün daha uygun şartlarda ve Vedat idaresinde kazanma şansı çok yüksek. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Uzun çimde farklı koşabilecek yapıda olan 4 numaralı sabırlı körpeye dikkat edelim. Bu safkan buraların atı değil. Çok daha iyi yerlere gelebilir. Maiden'da fazla kalacağını düşünmüyoruz. Son olarak, iki tane Anadolu isimli atı yazalım. Bu tip yarışlarda tehlikeli olurlar. 9 numaralı Anadolu Destanı ve 10 numaralı Anadolu Masalı istikrarlı yarışları ile bugün üst sıraları zorlayabilirler. Sigorta amaçlı kuponlarda olmalarında fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 14 11 16 4 9 10 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.